Evet, yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Video boyunca anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyelim. Hızlıca Bitcoin analiziyle başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Bitcoin tarafında bir geri çekilme devam ediyor. Burada özellikle takip etmemiz gereken seviyeler nereler, nereden Bitcoin güzel destek bulabilir, bunları konuşmamız lazım. Ve yine bu alanda düşüş hareketlerinin hacimli olduğu, yükseliş hareketlerinin hacimsiz olduğu bir süreç yaşanıyor. Daha öncesinde defalarca belirttim. Bundan kaynaklı yükselişin yukarıda çok kalıcı olmayıp Bitcoin'in bu alanda güzel destek bulacağı, hacimli bir yükseliş yakalayacağı bir desteğe gevşemesi daha güvenilir bir piyasayı bizlerin önüne serecektir. Altcoin'lerde aslında baktığımız zaman son 2 günlük süreçte çok güzel yükseliş hareketleri gördük. Lakin Bitcoin'deki bu geri çekilmeyle birlikte bu yükselişlerin bir kısmını öldürdüler diyebiliriz. Şimdi Bitcoin için kısa vadede takip edeceğimiz seviyeler nereler? Buradan başlayalım, uzun vade genel tabloya doğru ilerleyelim. Öncelikle kısa vadede baktığımız zaman bu alanda bir tepe görüntüsü oluşturmak üzereyiz. Neresi orası? 29.320 bandı arkadaşlar. Buranın üzerinde bir saatlik kapanış yapmadığımız sürece şu anda piyasanın yönü hala aşağı doğru nereyi gösteriyor? 28.800 bandını gösteriyor ki burası çok önemli bir destek alanımızdı. Birazdan yine daha detaylı bakacağız. Ve yine şu anda bulunduğumuz 29.320 bandına baktığımız zaman şu anda direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Geçmişte de destek görevi görmüş ve yine direnç görevi görmüş bir alan. Yani bundan kaynaklı bu alanı arkadaşlar bizim önemsememiz lazım. Bu alanın üzerine çıkmadığımız sürece şu anda bu noktadan bir long denemesi yapmamak gerekir. Dediğim gibi short'a zaten uzun zamandır karşıyım çünkü piyasanın genel trendi long'a döndükten sonra ben arkadaşlar short pozisyon girmemeyi tercih ediyorum. Yine şöyle bir 4 saatlik tablomuzu açalım. Burada durum ne derseniz 4 saatlikte de alçalan dip gelmiş bu alanda ve bu dipten sonra arkadaşlar ciddi bir düşüş hareketliliği görmüşüz. Şu an için tabloda bizim için en kritik nokta 28.800 bandı. Net şekilde söylüyorum, bu alanı bir alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz ve geri çekilmelerde mesela nereye kadar gidebiliriz? Şöyle 28 bantlarına da iğneler görebiliriz. Bu alanlarda değerlendirmek mümkün olabilir sizler adına. Böyle bir fırsat da verebilir gibi duruyor şu an için piyasa. Ve yine 4 saatlikte en son ortalamalarımızın bulunduğu seviyelerde bu alanda, yani 28.150'de MA200'ümüz var. Hemen bir tık yukarıda 28.500'de de 200 mumluk ortalamamız mevcut arkadaşlar. Ve buranın üzerinde kalmamızla birlikte yukarı yönlü tekrardan bir tepki bekleyebiliriz. En son biz bu ortalamaları nerede gördük dersek arkadaşlar, şu alanda kırdıktan sonra, yani 22.500 bandında kırdıktan sonra bir daha görmedik diyebiliriz. Daha önceki yükseliş hareketinde de aslında bu ortalamayı kırdıktan sonra bu hatta düştüğümüzde yukarı yönlü güzel bir tepki aldığımızı görüyoruz. Yine benzer bir hareketlilik görebilir miyiz? Evet, görebiliriz. Bu alana düşeriz, yine güzel bir tepki alırız. Bu alandan sonra artık burada 32'ye mi gider, 34'e mi gider, yoksa buraların üzerinde hafta kapanış mı yapar, 40'a mı gider? Bu hat geldiğinde konuşmamız daha mümkün olacak. Çünkü hafta kapanışları o zaman çok değerli olmuş olacak. Ama bu hattan eğer güzel bir tepki alabilirsek bizi 32 bandına kadar götürebilecek bir hareketlilik görebiliriz. Lakin dediğim gibi ben bu alanda hani 40 binlerin üzerinde bir yıl kapanışı beklemiyorum. Hani buradaki yıl kapanışını da şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada halving'e artık sayılı zaman kalmış olacak 2024'ün başıyla birlikte. Yani 2024'ten mesela bir ay öncesi, iki ay öncesi, yani Kasım'ın başıyla birlikte de hareketlilik başlayabilir. O zaman hani 40 binler beklenebilir yine. Ama hani böyle Kasım'dan öncesinde artık hani yine ben 30-40 bandı aralığında seyredebileceğimizi düşünüyorum. Hatta bu alanda 25 bin de dahil edebiliriz. Burada hani böyle 60 binlerin üzerine hedefleyen insanlar var. Asla ama asla arkadaşlar ben mesela Kasım ayından önce bu hareketi beklemiyorum. Net şekilde söyleyeyim. Herkes böyle bir yaz rallisi havasına girmiş. Ama dediğim gibi benim böyle bir beklentim yok arkadaşlar şu an piyasa üzerinde. Özellikle dediğim gibi şu anda popülaritenin birazcık daha artması lazım bizim için. Google Trendleri açtığınızda orada da net şekilde bir yükselen tepe ve dip noktaları oluşturmamız gerekiyor ki arkadaşlar insanlar arasında da yavaş yavaş tekrardan popüler olmaya başlıyor diyebilelim.
Bu alanda mesela takip etmemiz gereken garantili güvenilir bölge neresi olur? Mesela 30.500 bandı olur. Çünkü burası gerçekten geçit vermeyen bir bölge olmuş bizim için. Buranın üzerindeki kapanış bizi 1.500 dolar yukarıya atar. Gelelim günlük tabloya arkadaşlar. Buradaki hareketler daha önemli bizim için. Günlük anlamda baktığımızda aslında hiçbir problem durmuyor. Çünkü bu alanda yeni bir tepe oluşturduk. Bu tepenin üzerindeki bir kapanışla birlikte aslında yükseliş bekleyeceğiz. Neresi? 30.500. Bu alanda bir dip oluşturmayı bekleyeceğiz şu anda. Şöyle bir dip oluşturup bu kırılımla birlikte yukarı yönde hareketin devamını beklememiz gerekiyor. Aşağıda da baktığımız zaman destek seviyemiz evet hala yerini koruyor. Burada özellikle geri çekilmelerde 28.600'den 28.800 bandına kadar bir destek alanı var ki 4 saatlikte de zaten burada 28.800 bizim destek hattımızdı. Bundan kaynaklı tabloda ciddi bir problem var mı? Hayır arkadaşlar, tabloda ciddi bir problem yok. Burada özellikle takip edeceğimiz seviye 28.800 olması gerekiyor. Oldu da kırdı diyelim. Gidebileceğimiz alanlar neresi derseniz, benim maksimum beklentim bildiğiniz üzere buradaki 25.000 bandı. Lakin bu alana gelmemiz de öyle kolay değil. Dediğim gibi yukarıda hala destek olabilecek birçok nokta var. Özellikle MA50, MA50 ve şu daha önceki destek hattımız olan 27.000 bandı var ki buralarından da dönme imkanımız var. Bakın daha öncesinde defalarca söyledim. Ayı sezonda arkadaşlar desteklere hiç güvenmiyorduk ama boğa sezonuna geçişte ve boğa sezonu içerisinde en küçük destek dahi bizim için dönüş sinyali oluşturabilir. Yani beklediğiniz alım fırsatlarını yaratmayabiliyor bu alanda. Mesela en son biz bunu nerede yaşadık? Şu alandaki yükseliş hareketinde ilk aldık 17.000'den. 25.000'de satarız, oradan 18.800'e gevşer diye düşündük. Ama ne oldu? 25.000'e gitti fiyat, doğru nokta atışı, buradan da satış yedi. Ama 18.800'e gelmeden ne yaptı? MA200'den geri döndü. Aslında mesela mantıklı olan şey burada alım yapmamızdı. Çünkü hani çok bir farklılık yok ve hani 200 günlük hareketli ortalama tam böyle piyasanın ayı mı boğa mı olduğunu gösteren hareketli ortalama. Bundan kaynaklı bu alan aslında bizim için alım fırsatı olmalıydı. Şimdi benzer bir durumla karşı karşıya kalabilir miyiz? Elbette kalabiliriz. 25.000 bekliyoruz. Hop şurada 27.000'de bu defa MA50'miz var. Bu hatta olan bir geri çekilmeyi görebiliriz. Bu defa buradan destek bulup devam edebilir. Piyasadaki şu beklenti gerçekleşir mi? Aşağı yönlü 20.000 bandını tekrardan retest hareketi. Dediğim gibi burası gelirse yani kaçınılmaz büyük bir fırsat veriyor demektir arkadaşlar. Ben çok ciddi riskler alırım kendi adıma, net şekilde söylüyorum. Hani normal şartlarda hani belli bir miktar para ayırıp şu anda burada devam ediyorum. Ama ayırmadığım miktarlarda aslında oyuna sokmak isterim. 20.000 bandı güzel bir alım fırsatı oluşturacaktır. Özellikle dışarıdaki oyuncular için veya dışarıda nakit bekleten oyuncular için mükemmel bir fırsat görevi görecek. Ama şu an için dediğim gibi çok uzak ihtimal burası. Yani gelmesi mümkün olmadığını düşündüğüm bir nokta şu an için. Bizim takip etmemiz gereken nokta 28.800. Haftalık kapanışta da 25.000 arkadaşlar. Bu noktalar bizim için gerçekten önemli ve kıymetli. Onun dışında çok kafanızı karıştırmasına izin vermeyin bu diğer hareketlerin. Hacim görmememizden kaynaklı problem var şu an için. Bu hacmi de ben bu geri çekilmelerde mutlaka bulacağımızı düşünüyorum. Özellikle hani 28.800'e gelmedi diyelim, en kötü 25.000'den biz bu hacmi masaya sokarız diye düşünüyorum. Gelelim haftalık kapanışa. Haftalık kapanışta da arkadaşlar bizim için kritik seviyeler nereler, bunları da konuşmak lazım. Özellikle bakın şu hattın üzerinde 30.000'in üzerinde bir hafta kapanışı geldi. Bu aslında bizim için oldukça pozitif bir veri. Hatta şurada 32.000 üzeri gelseydi çok tadından yenmeyecek bir tablo görmüş olacaktık. Şu an için aslında bir sıkıntı problem görmüyorum ben. Neden? Çünkü bak burada 30.000 üzerinde kapattık. Şurada daha öncesinde bir destek direnç görevi görmüş bu alan. Bundan kaynaklı önemli ve yine bu alanda iğnelerin gelmiş olduğu bir bölgedeyiz. Yani aslında haftalık kapanışı şu iğnelerin de geldiği bölgenin üzerinde yaptık biz. Bundan kaynaklı mesela şuraya da bir iğne atarız 28.800 bandına. Hop buradan yukarı yönlü hareketlenmesini bekleyebiliriz. Ne dediğim gibi buradaki hareketliği 40.000 üzerine gitmesini zor görüyorum ben. Hani insanların böyle bir 40.000 beklentisi, hatta 44.000 beklentisi piyasada çok fazla dönüyor. Ama lakin benim bu alanda açık net söylemek gerekirse bu 40.000 beklentim yok arkadaşlar. Şu alandaki mesela destek hattı bizim mesela son
noktamız olması daha olası geliyor. Hani şuradaki direnç hatları, evet bakıyoruz önemli mi? Evet, daha öncesinde güzel görev yapmış 40.000 bandında. Lakin dediğim gibi buraya götürecek hareketliliğin şu önümüzdeki 3-4 aylık süreçte gelmesi çok 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 zor arkadaşlar. Bizi ancak buradan alacağımız kuvvet, ki şu anda bile aslında bu kuvvetin azaldığını görüyoruz, bizi götüreceği alanlar maksimum dediğim gibi burada 32, 34, 36 bantları olur diye düşünüyorum. Daha üstünü ben net şekilde söylüyorum, beklemiyorum. Evet, Bitcoin altcoin'lerde durum ne arkadaşlar? Sepet paylaşacağım bir tane de sizlerle birlikte, sizlere bu sepeti de değerlendirebilirsiniz tekrardan. Özellikle çok 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 istediğiniz bir sepetti bu. Bakalım neler var sepette önümüzdeki süreçte. Şimdi burada önemli hususlardan bir tanesi, mesela Bitcoin dominansına bakıyoruz. Bitcoin dominansı şurada 46-90 bandının altına kırmadı. Bu alanda yine bir destek buldu. Lakin yükseliş trendinde mi? Hayır, henüz bir yükseliş trendi içerisine girdiğini söyleyemeyeceğiz arkadaşlar. Burada özellikle hafta kapanışı çok 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 değerli, bildiğiniz üzere. Hafta kapanışında 48 üzeri kapatırsa risk ciddi anlamda masada diyebiliriz. Ama onun dışında biz neyi takip edeceğiz yine? Burada 46.90 bandı. Bakın geçtiğimiz günde söyledim. Bu bandın altında bir gün kapanışı gelirse aşağı yönlü bir hareketlilik bekleyeceğiz, ki burada gideceğimiz alanda dediğim gibi şu 44-45 bandının bulunduğu, daha öncesinde bu alanda ciddi anlamda oyalandığımız bölge olacak diyebiliriz. O ve bu gevşeme hareketi geldiğinde de altcoin'lerde asıl güzel hareketi görürüz. Ha şunu da söyleyeyim, bakın altcoin'lerde güzel hareket görürüz, güzel hareket görürüz. Altcoin'ler için arkadaşlar yıl sonunda bakacaksınız Bitcoin'i çok kazandırdı yoksa altcoin sepetleri mi? Kesinlikle ve kesinlikle Bitcoin'in çok kazandırdığı bir süreç yaşanacak. Dominans yukarı yönlü devam edecektir. Genel anlamda bu trendin 56, 57, 58'li bantlara gitmesini bekliyorum ki 60 üzeri falan gelse tadından yenmeyecek bir altcoin boğası yaşarız. Ve net şekilde söylüyorum, kazancınızı arkadaşlar bir çarpı 2 daha düşünebilirsiniz 60 üstü dominans geldiğinde. Evet, onun dışında Dow Jones tarafındaki hareketliliğe baktığımızda burada aslında herhangi bir sıkıntı olmadan yükselişine devam ediyor. Şu anda takip edeceğimiz seviye 34.370 bandı. Burada bir problem var mı? Yok. Bitcoin'in genel tabloda bir problem var mı? Yok. Sadece bir hacimsiz yükseliş hareketi var. Kısa vade trendler bozuldu. Onun dışında bir problem görmüyorum. Hacimde bir destek alandan yakaladığımız anda olay çözülür. Dediğim gibi burada 28.800 olması beklenebilir. En kötü bizim hacimli yükseliş yakalayacağımız yerde 25.000 olmasını bekliyorum. 20.000 benim beklentilerim arasında değil. Tabi her zaman piyasa benim beklentilerim doğrultusunda hareket edecek diye de bir şey yok. Bu alanda farklı da devam edebilir ama genel itibariyle görmüşsünüzdür. Hani böyle beklentilerimizin hemen hemen gerçekleştiğini şahitlik ediyoruz. Bundan kaynaklı ben 25.000'in altını beklemiyorum. Hatta şu pozisyon içerisinde net şekilde söylüyorum arkadaşlar. Ben şu an için 28.800 altında beklemiyorum. Burada özellikle dolar endeksindeki gevşeme trendi devam ediyor. Burada sert bir kırılım bizim için arkadaşlar her şeyi değiştirecektir, ki zaten haftalık bazda biz kritik bir kırılım yaptık aslında bu nokta içerisinde. Şu anda da bu alandan aşağı yönlü yavaş yavaş süzülen bir dolar endeksi görmemiz mümkün duruyor. Özellikle 94.50 bandı buradaki ana destek hattı olacaktır bizler için. Evet, Ethereum'da da daha öncesinde belirttiğimiz destek direnç alanı, burası bizim için çok 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 kıymetli bir alandı. 2000 dolardan başlıyor, 2250 dolara kadar Ethereum'un en önemli direnç hattı burası. Şu anda bu hattın üzerinde bir kapanış yapamadı. Bu hattın üzerindeki kapanışlar 3000 dolar yolculuğunu başlatır. Çok ciddi bir yükseliş kazandırır. Altcoin'ler de buradan büyük cesaret alır aslında. Ethereum dirence geldi. Dirençten gevşediğini görüyoruz şu anda. Haftalık kapanış oldukça pozitifti. Bu alandan tepki alması da olası duruyor. Çünkü şurayı bir kaldıralım artık. Burada neler çizmişiz? Şunları bir silersem arkadaşlar döneceğiz. Ha, şu hattın üzerinde bakın, nerenin üstünde? 1940 bandının üzerinde bir hafta kapanışı yaptık.
artık buranın üzerindeki hareketler bizim için şuradaki çanak hedeflerine gitmesini bekliyoruz. Peki bu çanak hedefleri nedir dersen, şöyle bir çanak hedefine de baktığımız zaman bizim için arkadaşlar 2700 dolarları hedef gösteriyor ki bu da dediğim gibi şu anda potansiyel hedefler arasında. Haftalıkta bütün ortalamaların üzerindeyiz. Güzel mi? Çok güzel. Bakıyoruz burada formasyon olarak bizi destekleyen bir tablo var mı? Var. Önümüzde şu direnç alanı kaldı. Bu direnç alanının üstü dediğim gibi altcoin'leri muazzam bir hareket yaptıracak Ethereum hareketinin başlangıcı olacaktır. Euro dolar paritesinde bir sıkıntı problemi var. Burada da yok. Oldukça pozitif devam ediyor. Hedefimiz 1.20 diyebiliriz. Altın tarafında özellikle bakın haftalıkta bir dip oluşturmuşuz. Bu dibin altında bir kapanış gelmedi. Şöyle haftalık kapanış hiçbir problem yok. 1970 mi? Hatta şöyle nokta atışı vereyim. 1968 bandı arkadaşlar. Burayı iyi takip etmemiz lazım. Onun dışında altın tarafında bir problem görmüyorum. Geri çekilmeler burada net şekilde alım fırsatıdır. 1940 bandından bahsediyor sanırım. Bu hattın da aşağısına çok bir hareketlik beklemiyorum. Şu anda aslında 2000 bandının altı bile çok beklenebilir değil. Burası aslında bence bir eğer altın tutmak isteyen arkadaşlar olursa alım fırsatı doğuracak alan dememiz mümkün. Şu süreçte Nasdaq tarafında bir sıkıntı problem yok. Doğalgaz tarafında günlük anlamda bir yükseliş trendi başladı. Şu anda özellikle mesela bu geri çekilmedi de şu 2.23 bandı önemli bir destek oluşturmasını bekleyebiliriz. Bu hattı takip etmeniz mümkün. Geri çekilme devam ederse dediğim gibi burada haftalıkta sonuçta bir hala yükselen tepe görmedik. Bu yükselen tepe gelene kadar da hani böyle evet arkadaşlar buradan net şekilde yukarı döndük demeyeceğim. Bu alanda takip edeceğimiz seviye 2.23 bandıyla daha aşağıda alım fırsatı verecek seviye 2 bandı şu anda devam ediyor. Burada önemli seviye arkadaşlar 2 bandının altındaki kapanışlar olur. 2 bandının altında kapanış gelirse dediğim gibi bu defa 1.50'lere kadar bir alım fırsatı bekleyebiliriz. Lakin şunu da söylemek lazım. Bu alan arkadaşlar her türlü kar ettirecek alan net şekilde söylüyorum. Hatta bu alanda şöyle alalım. Şöyle bir alan bizim için doğalgazda garanti kar eden bir nokta dememiz mümkün. Bu geri çekilmeyi de dediğim gibi önümüzdeki süreçte görürsek mükemmel bir alım fırsatı doğurmuş olacak. Evet, onun dışında aslında baktığımız zaman altcoin dominansında da kırılım gelmiş. Bak mesela bunu fark etmemiştim. 980 bandının üzerinde bir kapanış görmüşüz bu hatta. Yukarıda dirence gelmişiz ve red yemişiz. Şu anda aslında yükseliş trendi içerisinde devam ediyoruz. Yani hani burada 28.800'e gelir Bitcoin. Ondan sonra başını yukarı çevirir. Mükemmel bir hareketlilik yakalarız aslında. Tablo çok net şekilde bunu veriyor bizlere. Gümüş tarafında mesela 25-25 bandının altında tekrardan bir kapanış görmüşüz. Burada değerlendirilebilir alanlar 24-25 bandları olabilir şu an için. Onun dışında market cap'lerde ekstra bir sıkıntı yok. İngiltere'de bir sıkıntı yok. USDT dominansı tam böyle destekte kalmıştı. Buna üzülmüştük en son. Ama yine bu hattı kırıp bu hafta aşağı yönlü süzülebilir miyiz? Süzülebiliriz. Şu anda yukarıda bir retest hareketi gerçekleştiririz olarak düşünebilirsiniz. Bu alandan red deyip aşağı dönmesi mümkün. Henüz bir yükseliş trendi oturtabilmiş değil. Dolar TL tarafındaki fiyatlanma enteresan şekilde devam ediyor. Bu alanda yukarı yönlü durdurak bilmeden gidiyor. Benim beklentim 19-30 bandı çevresinde kalması. 20'li bandlara çıkar mı çıkmaz mı kestirmesi güç. Lakin ben bunu baskılamalarını düşünürüm arkadaşlar, beklerim. Çünkü dediğim gibi bu alanda seçimde yakın, seçime az bir süre kala dolar kurunu salmalarını beklemeyeceğim açıkçası. Evet, biz tarafında da aslında bu alanda ekstra şöyle tabloya baktığımızda ortalamaların altına düşmüşüz tekrardan. Burası kritik. Özellikle geri çekilmeler 4800 bandını iyi takip... şu alanda dip yapmışız. Bak buraya atlamışım. 4900 bandını iyi takip ediyoruz. 4900 altında bir gün kapanışı gelirse biz tarafında çok daha ciddi sıkıntılar baş gösterebilir. Onun dışında arkadaşlar Quantifier üzerinden bir sepet yapacaktık. Hem hisse senedi hem emtia hem Bitcoin kripto para
olacak bir sepet istemiştiniz. Bu sepete neler dahil? Şimdi bunlara bakalım. Tabii ki de beklediğiniz üzere emtialar içerisinden doğalgaz dahil arkadaşlar. Doğalgazı bu alanda alabilir miyiz? Evet, doğalgazı bu alan içerisinde özellikle 2 dolar 2.25 arasında gayet güzel değerlendirebiliriz. 1.5 bandı gelse bile çok ciddi risk teşkil etmeyecek bizler için. Peki bu sepete ne kadar ayıracağız? Burası da önemli. Ben maksimum %10 olarak düşündüm arkadaşlar. 4 tane ürün paylaşacağım. %2.5, 2.5, 2.5, 2.5 şeklinde bir paylaşım yaptırılabilir. Doğalgaza bir miktar kaldıraç uygulanabilir. Burada 1.8 falan kullanılabilir. Hatta 1.7'lerde falan bir kaldıraç kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı görmüyorum buna. Mesela nasıl tarif edeyim hemen. Sen şimdi doğalgaz alacaksın. Hatta diyelim bu sepeti yapacaksın. Ne yapman lazım? Mesela ne yaptın buraya? 1000 dolarlık bir bakiye aktardın. Hepsine 250 dolarlık bir aktarım yapacaksın. Ne yapıyorsun? Doğalgazı, hani işlem gücü dediğimiz olay var burada. Yani attığın parayı, yani bir hesap bakiyen var, bir de işlem gücün var. İşlem gücünde arkadaşlar sen 250 dolarlık değil de 400 dolarlık alım yapacaksın mesela. Bu alanda 1.7 civarı bir kaldıraç kullanmış olacaksın sen. Ve hani daha çok kar etmiş olacaksın aslında bu yükseliş hareketine. Yani doğalgaz %100 yükselirken sen %170 kar etmiş olacaksın. Bu da önümüzdeki süreçte en azından emtia tarafındaki karlılığın az olmasından kaynaklı bizim dişimize dokunur bir kar elde etmemizi sağlayacak. Bir diğeri Bitcoin. Bunlarda arkadaşlar hani doğalgazda kaldıraç kullandığımız için buralarda ekstra risk almamız gerekmiyor. Ekstra risk almak mantıklı gelmiyor bana. Bir diğer alacağımız ürün de arkadaşlar burada Bitcoin olacak. 28.800 alınabilir mi? Ben alınabilir diye düşünüyorum. Burada uzun vade tutacağımız için arkadaşlar bu alanda alınabilir. Burada dikkat etmemiz gereken husus, bakın doğalgaz tarafında özellikle dikkat edeceğimiz husus arkadaşlar, vadeleri var doğalgaz gibi ürünlerin arkadaşlar. Bildiğiniz üzere vadeler bittiğinde tekrardan işlemi artık o an ne kadar para varsa doğalgazda, mesela hani normalde 250 dolar 400 dolarlık açtın mesela, yükseliş gösterdi, 500 dolar oldu. Ve adet süresi dediğimiz bir olay var. Hemen tekrardan paylaşayım. Mesela burada ne kadar kalmış? 2 gün sonra vadesi bitecek. Mesela 2 gün sonra da alabilirsin. Mesela burada aç kapatla uğraşmamak için 2 gün sonra alman daha mantıklı olur. Mesela burada 1 aylık daha vade süresi olacak. 1 ay sonra tekrardan arkadaşlar bunu takip edip işlemin kapandığı yerden açman gerekiyor. Bu alanda çok büyük artı eksi olmuyor, net şekilde söyleyeyim. Hani burada bir zarar kar durumu ben uzun zamandır kullanıyorum. Özellikle altın tuttuk kaç yıl boyunca kuantiferde. Net şekilde söyleyeyim, hani bir zarar durumu yaşamadım, bir kar durumu da yaşamadım. Hani genel itibariyle hani bir ay böyle artılı kapatıyorsun gibi oluyorsun, bir ay eksili kapatıyor gibi oluyorsun. Ama genel anlamda ortalamada baktığında uzun vadede herhangi bir şekilde kar zarar durumu olmuyor bu vade açılıp kapanma durumunda. Sizler de arkadaşlar dediğim gibi bu alanı, vade sürelerini iyi takip etmeniz lazım. Bir diğer ürün dediğimiz gibi Bitcoin. Ne yaptık? Doğalgaz dedik, Bitcoin dedik, hisse senedi arkadaşlar. Hisse senedini arkadaşlar bir arkadaştan öneri istedim. YouTuber arkadaştan. Onun önerisiyle aslında alıyorum. Dediğim gibi hisse senedi çok takip etmiyorum. Bundan kaynaklı hisse senedi takip eden bir arkadaşın daha güzel öneri verebileceğini düşündüm. En azından piyasaya daha hakim. Bana Pat söyledi arkadaşlar. Pat'ı ben şu anda bu sepete dahil ettim. Dediğim gibi arkadaşa güvenerekten, kendisine de hani analizlerine güvenebileceğim bir arkadaş olmasından kaynaklı bu alanda Pat'ı da sepete ekledim. Zaten aslında tabloya baktığımızda dip bir noktada duruyor. Dip noktada durması da bizim için bir alım fırsatı verecektir. Dediğim gibi bakın Bitcoin'de, Pat'ta ve şu an vereceğim kripto parada, altcoin'de arkadaşlar kaldıraç kullanmayın lütfen. Zaten doğalgazda kullandık. Bu defa %10'luk bakiyenin tamamını kaybetmek ciddi anlamda üzer beni. Gelelim kripto paramıza arkadaşlar, neyi alacağız buradan? Benim seçimim arkadaşlar burada Monero mu yoksa
neredeydi? Near arasında kaldım. Near protokolü seçtim arkadaşlar. Near protokolü de bu alanda seçtiğim altcoin. Özellikle mesela şurada 2.60 bantlarının üzerine görürsek burada Near'da hareketlilik başlar diye düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte zirve noktasına gitse dahi gidebilecek bir proje, çok net söylüyorum. Çarpı 10 yaptıracaktır bize. Şu anda bu alanda hem altcoin, hem bitcoin, hem hisse senedi, hem de emtialı sepetimiz bu şekilde arkadaşlar. Quantify'ı açıklama kısmındaki linkten kayıt olabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linkten kayıt olurken bakın, kriptoloji davet koduyla kayıt olduğunuzda $250 kadar da bir ödül alabiliyorsunuz. Şunu da söyleyeyim. Burada Bitcoin'i ve ne aldık abi? Bitcoin near yoktu değil mi? Spot'ta near yok. Aynen, Bitcoin'i mesela bu alanda spot cüzdanınızda tutabilirsiniz. Bir margin cüzdanınız var, bir spot cüzdanınız var. Bu alanda Bitcoin'leri mesela spotta tutma şansınız var. Önümüzdeki süreçte spot cüzdan daha da gelişecek arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Ne konuşuyordum? Sepet bu şekilde, aşağıda açıklama kısmından kayıt olurken kriptoloji davet koduyla kayıt olursanız da $250 kadar ödül alabiliyorsunuz. Eğer ödülle alakalı bir sıkıntı yaşarsanız bunu mutlaka ama mutlaka desteğe bildirin arkadaşlar. Destek size burada ödülü alabilmeniz konusunda yardımcı olacaktır. Onun dışında ekstra ekleyebileceğim bir şey yok. Kalın sağlıcakla diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.